sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. İran, ABD ve Rusya'dan Ermenistan açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'a yaptığı ziyarette Dağlık Karabağ'daki gerilime dair önemli açıklamalarda bulundu. Pompeo, çatışmaların bir an önce durdurulması gerektiğini söyleyerek, müzakere masasının acilen kurulmasının önemli olduğunu söyledi. Kremlin'de, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yayınladı. Taraflara çatışmaları durdurma çağrısı yapılan açıklamada, taraflara askeri destek veren açıklamalar, yangına benzin dökmek anlamına geliyor ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Rusya'nın çatışmalarla ilgili olarak düzenli şekilde Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile iletişim halinde olduğu vurgulandı. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi ise Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgalinden kaynaklanan sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve İran, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması için iki ülkeye yardımcı olabileceğini söyledi. Bölgede işgal öncesindeki duruma dönüş için barışçıl yol bulunması gerektiğini ve bu konuda iki ülkeye destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Rebi, İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tanınması ve buna uyulması konusundaki tutumu oldukça açıktır. İran, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesindeki bu meşru hakkı defalarca vurgulamıştır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı da topraklarımız üzerinden Ermenistan'a silah sevkiyatı yapılmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz açıklaması yaparak basında çıkan Tahran Erivan'a silah taşıyor iddialarını yalanladı. İran, Ermenistan'ın Rusya'dan aldığı kamyonların transit geçişinin yanlış anlaşılmalara yol açtığı için durdurulduğunu açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini telefonla arayarak Dağlık Karabağ'da acil ateşkes çağrısında bulundu. Şansölye'nin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Merkel'in tarafları müzakere masasına geri döndürmeye çalıştığı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun bunun için en uygun platform olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüşmede Merkel'e Türkiye'yi durdurma çağrısı yaptığı belirtildi. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.